Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Modal Partikel. Hazırsanız dersimiz başlıyor. Modal Partikel denildiğinde ne anlamalıyız? Bildiğiniz gibi arkadaşlar, güzel Türkçemizde de var olan bir şey bu. Modal Partikel'in aslına bakıldığında arkadaşlar, cümlenin anlamını daha da kuvvetlendiren, altını çizen bir durum. Şöyle ki, belli başlı kelimeler var ve bu belli başlı kelimeler bu cümlenin anlamını daha bir ne yapmış oluyor? Yukarı taşımış oluyor. Altını çizerek daha bir anlam katmış oluyoruz. Güzel Türkçemizde hani deriz ya, geliyorum, geliyorum ya deriz ya. Buradaki ya ne yapmış oluyor? Hani benim geldiğimi ne yapmış oluyorum? Altını çizmiş oluyorum, öyle değil mi? Bunun gibi yapılar var. Güzel Türkçe'de de var. Almanca'da da var. Bunları inceliyor olacağız. Cümlelerle beraber zaten bu yapıları incelediğimizde ne anlama geldiğini çok daha rahat bir şekilde anlıyor olacaksınız. Dilerseniz ilk modal partikel doch ile başlayalım. Hatırlayacak olursanız doch'a bakıldığında doch neydi? Tabii ki demekti, değil mi? Söz gelimi ben olumsuz bir sorunun karşılığında işte gelmiyor musun denildiğinde kommst du nicht? Ya demiyordum, ne diyordum? Doch ich komme. Hatta bunu da ayrıntılı bir şekilde ilgili ders videosunda izlemiştik arkadaşlar. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka o ilgili ders videosunu izlesinler. Ancak buradaki doch'un anlamı ne? Biraz farklı. Şöyle ki, o cümlenin anlamını ne yapmış oluyorum? Altını çizmiş oluyorum. İlk örneğimize bir bakalım isterseniz. Ne diyor? Bakın burada. Ruf deine Freundin doch an. Bakın burada ruf deine Freundin doch an. Ne yapmış oluyoruz? Burada bir imperatif durum var. Arasana, değil mi? Bakın ancak burada Freundin neydi? Kız arkadaş demekti. Kız arkadaşını arasana denildiğinde arkadaşlar burada altını çizmiş oluyoruz. Yani burada doch olmasaydı da bu cümle olurdu. Ne olurdu o zaman? Ruf deine Freundin an. Kız arkadaşını ara. Ancak güzel Türkçe'de de ne diyoruz? Arasana, yapsana. Ne yapıyoruz? Teşvik ediyoruz. Öyle değil mi? Dolayısıyla burada da bir teşvik anlamı var. Ne diyor? Ruf deine Freundin doch an. Kız arkadaşını arasana. Bakın buradaki doch buraya gelseydi de olurdu. Şöyle de diyebilirdik. Ruf doch deine Freundin an. Bu da pekala olabilir. Ruf deine Freundin doch an. Bu da olur. Demek ki burada ne yapmış oluyoruz? Teşvik etmiş oluyoruz. Doch demek ki teşvik gibi de kullanılabilir, değil mi? Teşvik anlamında. Buraya baktığımızda arkadaşlar, ich war doch gestern hier. Evet. Ich war gestern hier ne demek arkadaşlar? Dün buradaydım. Burada doch denildiğinde buradaydım ya demiş oluyorum. Dün de buradaydım ki ya gibi, değil mi? Böyle anlamlar çıkmış oluyor. Dolayısıyla burada ne yapmış oluyorum doch ile? Anlamı daha da bir altını çizmiş oluyorum. Öyle değil mi? Ich war doch gestern hier. Buradaydım ya demiş oluyorum. Buraya bakalım arkadaşlar. Burada da gene bir imperatiflik söz konusu. Komm doch mit mir. Evet. Komm doch mit mir. Ne demek? Benimle gel. Değil mi? Dolayısıyla doch olduğunda benimle gelsene. Değil mi? Doch olmasaydı komm mit mir, benimle gel. Komm doch mit mir, benimle gelsene. Bakın burada da gene ne var? Bir teşvik anlamı var, öyle değil mi? Buraya bakalım şimdi arkadaşlar. Ya, ya neydi? Bildiğimiz üzere evet demekti. Ancak burada farklı bir anlamı var. Ne demek istediğimizi isterseniz cümleleri inceleyerek gittiğimizde anlamlandırmaya çalışalım. Ne diyor? Das ist ja super. Bakın burada das ist super ne demek? Bu süper. Das ist ja super. Bakın bir haber karşısında yeni bir haber duyuyoruz. Müthiş bir haber. Ne kadar da güzel ya deriz ya hani Türkçe'de. Bakın burada da öyle bir anlam var. Bir sürpriz karşısında ne yapıyoruz? Tepkimizi ortaya koyuyoruz. Ne kadar da güzel ya deriz ya hani Türkçe'de. Burada da gene aynı şey söz konusu. Das ist ja super demiş oluyoruz. Buraya bakalım. Die Aufgabe war ja einfach. Evet, die Aufgabe neydi arkadaşlar? Etüt, çalışma anlamında. Einfach, kolay, değil mi? Dolayısıyla etüt ya da çalışma
Ne kadar da kolaydı ya deriz yani Türkçe'de, değil mi? Ne kadar da güzeldi, ne kadar da kolaydı gibi bir anlam. Dolayısıyla die Aufgabe war ja einfach demiş oluyoruz, değil mi? Die Aufgabe war ja einfach. Etüt ne kadar da kolaydı ya gibi. Buraya bakalım arkadaşlar. Burada birazcık farklı bir anlam var. Mach das ja nicht. Bakın, mach das nicht ne demek? Bunu yapma. Mach das ja nicht. Sakın ha sakın. Bunu bir daha yapma ha. Deriz ya. Bunu bir daha yapma ha. Mach das ja nicht. Bakın burada bir ultimatum var. Burada bir tavır var, değil mi? Bunu bir daha yapma. Yoksa bunu yaparsan ardından başka şeyler olacaktır gibi bir anlam barındırıyor bu ünlem cümlesi. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ruf deine Freundin doch an. Ruf deine Freundin doch an. Ich war doch gestern hier. Ich war doch gestern hier. Komm doch mit mir. Komm doch mit mir. Das ist ja super. Das ist ja super. Die Aufgabe war ja einfach. Die Aufgabe war ja einfach. Mach das ja nicht. Mach das ja nicht. Sırada da arkadaşlar den var. Den neydi hatırlayacak olursak arkadaşlar, şundan dolayı derken yapmış olduğumuz, değil mi, bağlaçtı. Ancak buradakinin anlamı farklı arkadaşlar. Özel ilgi gibi düşünülebilir bu pekiştireç. Dilerseniz ilk örneğimize bir bakalım. Was ist denn hier los? Bakın burada was ist hier los derken ne oluyordu? Burada ne oluyor, değil mi? Bakın burada den ne yapmış oluyorum? Anlamı daha da yukarı kaldırmış, çekmiş oluyoruz, öyle değil mi? Dolayısıyla şaşkınlığımızı belirtmiş oluyoruz. Burada ne oluyor böyle deriz yani. Dolayısıyla bunun karşılığı neymiş? Was ist denn hier los? Değil mi? Buradaki den demek ki ne yapmış oluyoruz? Olaya daha bir anlam katmış oluyoruz ve burada ne oluyor böyle gibi bir anlam çıkmış oluyor ortaya. Sonraki örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Fährt Julia denn heute nicht nach München? Evet, fahren neydi? Sürmek demekti. Julia kadın ismi, heute bugün, nach München, Münih, değil mi? Bakın burada bir şaşkınlık var. Ne diyor? Bugün Julia Münih'e gitmiyor muydu ya? Deriz yani. Dolayısıyla buradaki den olmasaydı da olurdu. Aslında bakıldığında buradaki modal partikellerinin bütün hepsinin anlamı, yani bunları kaldırmış olsak herhangi bir anlamda bir sapma, farklı bir anlam söz konusu tabii ki olmaz. Ancak bunlar ne yapmış oluyor? Altını çizerekten anlamı daha bir yukarı kaldırmış, yukarı çekmiş oluyoruz, öyle değil mi? Dolayısıyla burada bir şaşkınlık var. Julia bugün Münih'e gitmiyor muydu ya? Değil mi? Gibi bir anlam çıkıyor. Dolayısıyla Fährt Julia denn heute nicht nach München? Değil mi? Demiş oluyoruz. Sonraki örneğimize bir bakalım. Wer ist denn gestern zu dir gekommen? Bakın gestern neydi? Dün gekommen, gelmek. Zu dir, sana. Değil mi? Dün sana kim geldi? Değil mi? Ancak buradaki den ne yapmış oluyoruz? Altını çiziyoruz. Kim geldi ki dün sana? Gibi, değil mi? Bakın o ki ne yapmış oluyor? Birazcık daha yukarı çekmiş oluyoruz. Değil mi anlamı? Dolayısıyla burada bir merak, değil mi? Bu merakı birazcık daha altını çizmiş oluyoruz. Dolayısıyla ve isten gesten zu dir gekommen, dün sana kim geldi ya? Gibi bir anlam çıkmış oluyor. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Halt. Halt neydi? Dur demekti. Ancak buradakinin anlamı çok daha farklı. Şöyle ki arkadaşlar, halt'taki anlam durumlar karşısında bu böyle değiştirilmez. Yani bunu böyle kabul etmek lazım ya da bunu bu şekilde kabullenmek gerekiyor gibi bir anlam çıkmış oluyor. Ne demek istediğimizi zaten cümleyi anlamlandırdığımızda daha bir kavramış olacağız. Ne diyor ilk cümle? Der Computer ist halt kaputt. Evet. Der Computer, bilgisayar, kaputt neydi arkadaşlar? Bozuk, kırık, değil mi? Bakın, halt olmasaydı, der Computer ist kaputt, bilgisayar bozuk. Der Computer ist halt kaputt, yapacak bir şey yok, bilgisayar bozuk işte. Deriz ya, bakın oradaki o işte,
halt yerine geçmiş oluyor. Nasıl ki hani güzel Türkçemizde işte derken, değil mi, çok farklı bir anlam çıkmış oluyorsa, buradaki halt de işte anlamına geliyor. Apayrı bir anlam çıkmış oluyor ve pekiştireç olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bilgisayar bozuk işte. Yapacak bir şey yok. Bunu böyle kabul etmek lazım gibi bir anlam. The computer ist halt kaputt. Değil mi? Sonraki örneğe bakalım. Schüler sind halt so. Evet. Schüler sind so. Öğrenciler işte böyle. Deriz ya, değil mi? Burada da birebir bunu karşılıyor arkadaşlar. Öğrenciler işte böyle. Bunları böyle kabul etmek lazım. İşte haylazlar falan gibi, değil mi? Gibi bir anlam artık neyi kastediyorsak. Schüler sind halt so, değil mi? Bunu böyle kabul etmemiz lazım gibi bir anlam olan Schüler sind halt so. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Sie möchte halt kein fast food essen. Bakın fast food neydi, değil mi? Güzel Türkçe'de de öyle. Fast food essen. Sie möchte, o fast food yemek istemiyor. Yani ne demiş oluyoruz arkadaşlar burada? Yani burada bir kadından bahsedilmiş oluyor, değil mi? Yani bu kızın durumu bu. Yani fast food yemiyor. Bunu artık kavramamız lazım. Sağlıklı beslenen birisi ve doğru yapan birisi, değil mi? Ne yapıyoruz? Diyoruz ki işte bunu böyle kabul etmemiz lazım. O fast food yemiyor, değil mi? Sosyal mesajımızı da verelim buradan. Sie möchte halt kein fast food essen. O anda işte fast food yemek istemiyor demiş oluyoruz. Ne yapmış oluyoruz buradaki halt'la? Pekiştirmiş oluyoruz, değil mi? Fast food yemeği sevmediğini belirtmiş oluyoruz, pekiştirmiş oluyoruz. Dilerseniz bu örnekleri, bu öğrenmiş olduğumuz pekiştireçleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Fährt Julia denn heute nicht nach München? Fährt Julia denn heute nicht nach München? Wer ist denn gestern zu dir gekommen? Wer ist denn gestern zu dir gekommen? Der Computer ist halt kaputt. Der Computer ist halt kaputt. Schüler sind halt so. Schüler sind halt so. Sie möchte halt kein Fastfood essen. Sie möchte halt kein Fastfood essen. Sıradaki modal partikele bakacak olursak eben'i görüyoruz arkadaşlar. Eben pekiştirici ne demek? Bir şey yapmak durumunda kaldığımızda kullanabileceğimiz bir yapı bu. Ne demek istediğimi cümlenin incelediğimizi anlayacağız. Ich warte eben auf dich. Bakın ich warte neydi? Beklerim, değil mi? Auf dich, seni beklerim. Ich warte eben auf dich denildiğinde arkadaşlar, yani bunu yapmak istemiyoruz ama başka bir alternatifimiz de yok ve yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla eben'i kullanmam gerekiyor. Ich warte eben auf dich. Seni beklerim o halde demiş oluyoruz. Sonraki örneğe bir bakalım arkadaşlar. Er ist eben kompliziert. Kompliziert neydi arkadaşlar? Karmaşık, değil mi? Zor. Dolayısıyla burada bir kişiden bahsettiğimizde zor kişi anlamına gelen er ist kompliziert anlamına gelmiş oluyor. O karışık birisi diyecek olursak, yani anlaşması güç anlamına da gelebilir bu. Dolayısıyla bunu böyle kabul etmemiz gerekiyor gibi bir anlam çıkıyor. Dolayısıyla er ist eben kompliziert denildiğinde o böyle bir insan, böyle karmaşık bir insan, böyle zor bir insan ve bunu bu şekilde kabul etmemiz gerekiyor anlamı çıkmış oluyor. Dolayısıyla er ist eben kompliziert dememiz gerekiyor. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Bakın burada wenn'li bir cümle görüyoruz. Hatırlayacak olursanız derslerimizde hep şey diyoruz, yani dersimiz burada bitmedi. Mutlaka sonraki derslerimizde bu yapıları görüyor oluyoruz diyoruz ya. İşte tam da o noktadayız. When mesela bunu anlattığımda eminim ki bunu söylemişimdir. Demişimdir ki when cümleleri burada bitmeyecektir. Sonraki derslerimizde mutlaka karşımıza çıkacaktır. Bakın burada durum bu. Dolayısıyla when'li bir cümleyi görüyoruz. When'li cümle modal partikelle birleşmiş. Nasıl olmuş bir bakalım. Ne diyor? Du musst eben sparen, wenn du nach Spanien fliegen möchtest. Evet, sparen ne demek arkadaşlar? Para biriktirmek demek, değil mi? Dolayısıyla du musst sparen, para biriktirmek zorundasın. Wenn'li cümle, wenn du nach Spanien fliegen möchtest. Spanien neydi arkadaşlar? İspanya, fliegen uçmak, değil mi? Eğer İspanya'ya uçmak istiyorsan
Para biriktirmen gerekiyor, değil mi? Yapacak bir şey yok. Dolayısıyla yani bu hoşuna gitsin ya da gitmesin, para biriktirmen gerekiyor İspanya'ya uçmak istiyorsan, değil mi? Dolayısıyla burada ne yapıyorum? Ben model partikelini getirmem gerekiyor. Bu olmasaydı da olur muydu? Tabii ki olurdu. Ancak burada ne yapmış oluyoruz? Anlamın altını çizmiş oluyoruz, değil mi? Bunu yukarı taşımış oluyoruz anlamı. Dolayısıyla du musst eben sprechen, wenn du nach Spanien fliegen möchtest demiş oluyoruz. Değil mi? Sonraki pekiştiricimize bakalım arkadaşlar. Evet. Ne demek arkadaşlar? Bakıldığında bu ilginç bir pekiştireç. Şöyle ki öyle ya da böyle. Öyle ya da böyle durum bu. Dolayısıyla bunu gerektiriyor gibi bir anlam çıkıyor. Dolayısıyla cümleleri bir incelediğimizde daha bir anlamlandıracaksınız. Şimdi birebir bu konuşulduğunda, söylendiğinde insan kala kalabiliyor. Dolayısıyla öyle ya da böyle. Ne demek istediğimi cümleleri incelediğimizde anlayacağız arkadaşlar. Die Mutter kommt eh spät aus dem Haus. Evet. Ne diyor arkadaşlar? Anne evden geç çıkıyor. Yani burada şöyle bir anlam çıkıyor. Yani öyle ya da böyle anne evden geç çıkacaktır. Değil mi? Yani dolayısıyla rahat davranabilirsin gibi bir anlam çıkıyor. Öyle ya da böyle. Dolayısıyla bu olmasaydı, olmasaydı ne olurdu bu cümle? Die Mutter kommt spät aus dem Haus. Anne evden geç çıkıyor. Ancak burada olduğunda Die Mutter kommt spät aus dem Haus. Öyle ya da böyle anne evden geç çıkacak. Yani ne anlamalıyız burada? Annenin hazırlığı birazcık sürebiliyor, evdeki hazırlığı. Dolayısıyla evden çıkması bayağı bir vakit alacaktır gibi bir anlam çıkmış oluyor, öyle değil mi? Evet, demek ki burada ne yapmış oluyoruz? Annenin geç çıktığının altını çizmiş oluyoruz, değil mi? Evden geç çıktığının altını çizmiş oluyoruz. Sonraki örneğe bir bakalım arkadaşlar. Wir können nicht mehr fahren. Evet. Wir können nicht mehr fahren. Süremeyeceğiz, değil mi? Gidemeyeceğiz. Dolayısıyla burada varsa bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Yani öyle ya da böyle zaten gidemeyeceğiz, ilerleyemeyeceğiz. Buradan ne anlamalıyız arkadaşlar? Demek ki trafiğin içerisindeysek, değil mi? Artık sinirlenmenin anlamı yok. Çünkü trafiğin içerisindeyiz. Öyle ya da böyle ilerleyemeyeceğiz, gidemeyeceğiz. Dolayısıyla buradaki bu anlama gelmiş oluyor. Öyle ya da böyle sürmeye devam edemeyeceğiz, gidemeyeceğiz. Çünkü kala kaldık, değil mi? Wir können nicht mehr fahren. Yapacak bir şey yok. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Der Bus ist angekommen. Evet. Ankommen neydi arkadaşlar? Geldi. Ist angekommen. Bakın burada perfekt zaman var, değil mi? Geldi denildiğinde ne yapıyorduk, değil mi? Ist angekommen diyorduk. Otobüs geldi. Otobüs vardı. Diğer cümleye bakalım. Ihr könnt keinen Kaffee trinken. Evet. Ne diyor? Kafe trinken, değil mi? Kahve içmek. Öyle ya da böyle artık kahve içemeyeceksiniz, değil mi? Çünkü otobüs geldi ve ne yapmamız gerekiyor? Otobüse binmeniz gerekiyor dememiz gerekiyor, değil mi? Çünkü ihr neydi? İkinci çoğul. Dolayısıyla otobüs geldi, vardı. Öyle ya da böyle yapacak bir şey kalmadı. Kahvenizi maalesef ne yapamıyorsunuz? İçemiyorsunuz. Ne diyeceğiz o zaman? Ihr könnt keinen Kaffee trinken, değil mi? Demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz yapıları doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich warte eben auf dich. Ich warte eben auf dich. Ist eben kompliziert. Ist eben kompliziert. Du musst eben sparen, wenn du nach Spanien fliegen möchtest. Du musst eben sparen, wenn du nach Spanien fliegen möchtest. Die Mutter kommt spät aus dem Haus. Die Mutter kommt spät aus dem Haus. Wir können nicht mehr fahren. Wir können nicht mehr fahren. Der Bus ist angekommen. Der Bus ist angekommen. Ihr könnt keinen Kaffee trinken. Ihr könnt keinen Kaffee trinken.
Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde modal partikelin konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.